TV1 ekranlarından mutlu akşamlar. Kayseri Amatörü'nün hak ettiği değeri bulduğu tek program Amatör'ün Sesinden bu haftada sizlerle birlikteyiz. Evet, yine gündem oldukça yoğun ve değerli yorumcularımız da gündemdeki yoğunluğu sizler için aktaracağız. Evet, programımızın akışına göre Kayseri Spor'la başlayacağız yine her zaman olduğu gibi. Amatör'ün dışına çıkıyoruz birazcık. Temsilcimiz Kayseri Spor yine bu hafta 3 puanla kapattı. Onu konuşacağız. ASKF'de artık krizler çözülmeye başladı. Onları konuşacağız. Amatörde şu anda gerçekleşen ASKF başkanlarının bir toplantısı var. Onları konuşacağız programımızın ilerleyen süreçlerince. Ben önce değerli yorumcularıma dönmek istiyorum. Büyük Kayseri Gazetesi Spor Müdürü Erhan Kan bizlerle birlikte ve değerli antrenör Sedat Bulut hocam bizlerle birlikte. Hocam, hayırlı haftalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yusuf. Teşekkür ederiz. Sedat hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün aslında çok yüklenmek istemiyorum sana. Bir diş ağrın var. Evet, maalesef. Üzücü. Evet. Teşekkür ederim inşallah. Ama yayını çıkarız inşallah. İnşallah, inşallah hocam. Bir daha dondurma yemeyecek hocam. İnşallah. Erhan hocam, başta da dediğimiz gibi ama ben hemen öncesinde bu Kayseri için değerli bir iş insanı. Değerli insan Hasan Ali Kilcini'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Siyaset, spor ve iş insanıydı kendisi. Kayseri Ticaret Odası'nda 3 dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptı ve 25. dönem MHP Kayseri Milletvekilliği de siyasette de bulunmuştu kendisi. Biz buradan bir kez daha kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz efendim. Üzüntümüzü bir kez daha dile getirmiş oluyoruz buradan ve hemen programın başında söylediğim gibi değerli yorumcularıma dönüyorum. Evet Erhan hocam, tekrar haydi haftalar dilerim. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ediyorum. Hasan Ali Kilci Başkan'ın vefatıyla başlayalım. Yani gerçekten Kayseri adına üzücü bir haberdi bu hafta. Sen hani spor dışındaki ünvanlarını saydın. Evet. Yani Kayseri'ye mal olmuş bir insan, sanayici, siyasetçi, iş adamı ama bizi bu program için ilgilendiren yönü spor adamlığıydı. Evet. Yani Kayseri'de Kayseri sporuna, futboluna, futbolcu, antrenör ve yönetici olarak çok hizmet etti. Yani hem Kayseri spora hem de amatör kulüplere. Yani bir spor denince akla gelen ilk isimlerden biri oldu Kayseri'de. Kilci ve Kilci ailesi. Kayseri sporda teknik adamlık yaptı. Yöneticilik yaptı. Bunun yanında amatörde de yine Hacılar takımlarının özellikle geçmiş dönemlerine baktığınız zaman Hacılar takımlarının neredeyse tamamında Kilci ailesinin damgası vardır. Bu da Kayseri amatörüne çok önemli hizmetler ettiklerinin en açık göstergelerinden bir tanesidir. Sadece Hacılar takımları da değil, yani spora gönül vermiş bir insan olduğu için amatör kümede başı sıkışan, lisansını çıkaramayan, kulüp vizesini yatıramayan birçok kulübün Hasan Ali Kilci'ye başvurarak bu tip yardımlar aldığını da biliyoruz. Hasan Ali Kilci her zaman iş adamlarını biraz daha ön plana koyduktan sonra veya siyasete atıldıktan sonra amatörü bırakmadı. Birçok kulübe yine yardımda bulundu. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Kayseri sporuna, futboluna verdiği büyük emeklerden dolayı Kilci'ye tekrardan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Kayseri sporu önemli bir insanını kaybetti. Yeri dolması mümkün değil. Evet. Kayseri'ye mal olmuş bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum yeniden. Evet. Tekrardan buradan biz de başsağlığı diyelim. Evet Sedat hocam, sen de tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gerçekten Hasan Ali Kilci ismi Kayseri'de önemli bir isim, önemli bir değer. Özellikle spor camiası için geçmişten bugüne kadar çok büyük hizmetleri olmuş. Hem Kayseri Spor'da hem amatör camiada. Birçok yardımlar olmuştur, teşvikleri olmuştur. Bunların hiçbirini unutamaz Kayseri camiası, Kayseri spor camiası hiçbir şekilde unutamaz. Hem amatör camia hem Kayseri spor camiası unutamaz. İsmini altın harflerle yazdırmıştır rahmetli. Buradan tekrar rahmetli anıyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ama bir parantezde şöyle açmak istiyorum Hasan Ali Kilci ile alakalı. Belki aramızdan ayrıldı ama amatör camiye belki önemli bir değerini kaybetmiş olabilir ama oğlu Derviş abimiz, Derviş Kilci inşallah yine amatörden desteklerini esirgemeyecektir. Yine bizlerin yanında olacaktır. Bundan da şüphemiz yok. Evet. Diyelim Kayseri Spor'la dilerseniz başlayalım Erhan Hocam. Bu hafta aslında biz buradayız hala diyoruz.
Evet, Kayseri Spor Ligi'ye yeniden ağırlığını koydu diyebileceğimiz bir hafta. Haftalar sonra, 12 ya da 13 hafta sonra son sıradan kurtuldu. Yani dile kolay, kolay bir şey değil. Özellikle de ligin ilk yarısında, yani Berna Başkan gelmeden önce, ya bu krizlerin çözülmesinden önce kaybedilen ve artık moral olarak da şehrin biz düştük dediği noktadan takımın geldiği nokta şu anda 17. basamak. Yani şimdi tamam, 17. basamak dediğimiz zaman dışarıdan hani farklı anlaşılabilir. Kayserispor'un yeri burası değil. Evet. Ama yaşanan süreçler, geçilen yollardan sonra ligde bir basamak yükselmek bile Kayserispor için büyük bir başarı ki rakiplerinde puan kaybettiği haftada küme düşme hattına şöyle baktığınız zaman ya 3 puanlık bir fark var. Yani 3 puan alıp rakipleriniz kaybettiği anda siz küme düşme hattının dışında olacaksınız. Yani böyle bir durum da var. Bu açıdan çok faydalı bir haftayı geride bıraktık. Hem rakipler kaybetti hem biz kazandık. Kazandığımız maçtaki Gençler Birliği'nde küme düşme hattının tamamen dışına çıkmasını engelledik. Yani bir rakibi daha potanın içinde tuttuk. Evet. Gençler Birliği'de Kayseri'de 3 puanla ayrılmış olsaydı artık hani küme düşme hattıyla pek bir işi kalmayacaktı. Hem rakiplerimizle oynayacağı maçlarda hem de kendi maçlarda daha rahat olacaktı. Ama şimdi biz hem Gençler Birliği'ni orada tuttuk hem de biz bir basamak yukarıya çıktık. Yani 25 puanla bundan sonraki haftalarda işte fikstürümüz de ortada. Kalan maçlar çok zor ama şöyle söyleyelim. Mesela şurada yine küme düşme korkusu yaşayan az da olsa Kasımpaşa. Şimdi Kasımpaşa'yla aynı fikstüre sahibiz. Evet. Yani bizim bıraktığımız takımlarla Kasımpaşa oynayacak. Veya şuradan bakıyorum, biz Konyaspor'un maçları. Konyaspor'da da fikstür açısından çok zor maçlar bekliyor. Yani fikstürümüz zor ama şu anda avantajlı olan biziz. Neden? Geriden geldik. Nefesimiz var. Kulüp içerisinde de fazla sorunumuz yok. Sadece futbola odaklanıyoruz. Ligin pandemiden döndükten sonra ilk maçta Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maçta mesela Prosenski'yi biz de burada eleştirilerde bulunmuştuk. Ama Gençler Birliği maçında bu eleştirileri artık geride bıraktık. Yani Prosenski de oyuna müdahale etti. Yerinde de müdahalelerde bulundu. Aldığı oyunculara bakıyorsunuz, Kravets galibiyet golünü attı. Yani ikinci golümüzü attı. Enver Cenk Şahin ikinci golün asistini yaptı. Bunlar hep dışarıdan gelen adamlar. Biz Fenerbahçe maçında en çok Prosenski'yi neden eleştirdik? Oyuna müdahale etmiyor diye. Bu sefer müdahalesini de yaptı. Maçı da çevirdi. Kayserispor özellikle ilk yarısında, Gençler Birliği maçının ilk yarısında kümede kalması gereken bir takım nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Kora kor, dişe diş, mücadele, pozisyonlar. Yani daha farklı da bitirebilirdik ilk yarıyı. Ama tabii ilk yarıyı 1-0 galip kapattıktan sonra ikinci yarıya girdiğinde psikolojiktir. Bu hangi takım olursa olsun bir geri çekilme refleksi gösteriyor oyuncular. Dışarıdan hoca veya yönetim ne kadar çıkın ileriye doğru dese bile bu psikoloji futbolcuların üzerine geliyor, yapışıyor ve geriye çekiliyorlar. Bunun sebebi olarak da Gençler Birliği ikinci yarının ilk 20 dakikası biraz daha baskılı oynadı. Bazı pozisyonlar da buldu ama yani savunma ve kalecimizin başarısıyla bu pozisyonlarda savuşturduktan sonra İkinci yarıda 70'ten sonra Kayserispor yeniden maçta üstünlüğü ele aldı. Galibiyetini perçinleyecek golde Artem Kravets de buldu. Ve 2-0'la çok önemli, çok değerli 3 puanı da hanesine yazdırarak ligde ben hala varım, ben bu lige kolay veda etmeyeceğim sinyalini de çakmış oldu. Evet, Sedat Hocam. Öncelikle Kayserispor camiasını tebrik etmek lazım. Önemli olan bir 3 puan aldı. İyi oyunun yanı sıra 3 puan da güzel oldu. Ama biz buradan ne dedik? İyi oynamasak bile 3 puan almamız gerekti dedik. Kayserispor gerektiği gibi oynadı. Hedefine uygun oynadı. Ama benim aklımda hep şu kalacak yani. İnşallah aramayız. Fenerbahçe maçından alınacak o 1 puan belki. İnanın ileride şu an ben puan cetveline bakıyorum. Şu an bir puan almış olsaydık 26, bu haftada yenmiş olsak 28'de iki tane takım var, iki basamak birden yukarı çıkıyoruz. Evet. Yani o bir puanla iki basamak birden yukarı çıkıyorsunuz ve düşme hattının bir üstüne kalmış oluyorsunuz. Bir de şöyle düşünelim, Fenerbahçe'den Kasımpaşa bu hafta 3 puan aldı. 3 puan aldı. Yani bu aslında hani geçen haftaki eleştirilerin ne kadar doğru olduğunu ispatlamış oluyor. Tabii ki işte Prosomeşke'nin yaptığı, yapmadığı daha doğrusu zamanda hamlelerle alakalı eleştirilerimiz
Bu hafta tam tersine döndü. Gerçekten iyi hamlelerle oyuna müdahale harikaydı. Takım zaten istiyordu oyunu. Belliydi yani. Ben maç izlerken dediği gibi Erhan hocamın da ilk yarıda gerçekten belki farka, biraz daha fark açabilirdik. Pozisyonlarımız var. İstek çok iyiydi. Harikaydı. Yani Kayseri Spor'la alakalı ama fikstürle sıkıntımız var. Fikstürde zor maçlarımız var. Rakiplerin de var ama bizimki biraz daha ciddi. Ama bizim ne olursa olsun puan ve puanlar almamız lazım. Çünkü yani arada çok puan farkı yok üsttekilerle. Onlar da her an puan kaybedebilirler ve sizin alacağınız bir puan belki gelecek hafta meyvesini verebilir. Sıralama açısından söylüyorum. Onun için biz yenemiyorsak bile yenilmememiz lazım. Tabii ki ilk hedefimiz 3 puan olmalı. Ama şu andaki Kayseri Spor, yani hafta sonu izlediğimiz Kayseri Spor, eminim ki Sivas'tan da anın akıyla çıkacaktır ve o puanları alacaktır diye ümit ediyorum. Şimdi Fenerbahçe maçında Henrique ile Gustavo Campanheiro'nun olmamasının acısını şimdi daha iyi hissediyoruz. Değil mi? Kesinlikle. Yani Gençler Birliği maçında ikisinin oynadığı futbolu bir kere göz önünüzde bulundurduğunuz zaman Fenerbahçe maçında bizim için neler yapabilirlerdi? Yani Henrique takımı ileriye taşıyan, gol atan ki bu hafta yani jeneriklik bir gol attı. Evet. Çok güzel bir gol attı. Gustavo Campanheiro ise 8 ikili mücadelenin tamamını kazandı. 12 tane de top çalmayla oynadı. Rakipten 12 top çalma ve 8 ikili mücadeleyi kazanmak demek yani bir takım için büyük bir katkı demek. Yani bu iki oyuncunun Fenerbahçe maçında olmaması çok büyük bir handikap getirdi. Ama bundan sonraki haftalarda ikisinin de oynayacak olması bize şunu gösterdi. Fenerbahçe maçı Kayseri Spor için ölçü değil. Çünkü çok önemli iki oyuncusu oynamadı. Evet. İşte Gençler Birliği maçında oynadılar. Farklarını da ortaya koydular. Bu maçta da Sapunaru cezalıydı. Sapunaru oynamadı. Bu hafta Sapunaru da geliyor. Proseneski'yi bu hafta zor bir seçim bekliyorsa. Çünkü Sapunaru da takımın deneyimli isimlerinden birisi. Tekrar stoperlerde bir değişikliğe gidecek mi? Gitmeyecek mi? Yani kazanan takım sonuçta hani bozulmaz diye bir futbol deyimi vardır. Deyimden ibarettir. Ama Proseneski'nin buna uyup uymayacağını göreceğiz. Takımı değiştirecek mi? Değiştirmeyecek mi? Sapunaru'yu tekrar ilk 11'e monte edebilecek mi? Ettiği takdirde Lopez de geliyor bu hafta. Lopez'in de 14 günlük karantinası bitti. Testleri negatif çıktı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. O Lopez de var. Sapunaru geldi. İstediğimiz Kayseri Spor. Alternatifler çoğaldı. Evet. Yani Proseneski için, Proseneski artık kulübeye baktığı zaman ya kimi alayım demeyecek. Evet. Acaba hangisini alsam diyecek bu sefer. Yani alternatifleri de arttı. Bu hafta 4 oyuncu değişikliği yaptı Proseneski. Önümüzdeki hafta 5 oyuncu değişikliğine kadar yolu var. Onları da yapabilir. Artık ya kulübeye baktığınız zaman ya bir takımın en fazla itici gücü kulübesidir. Şimdi 11 sahada mücadele eder. Belirli bir düzeyden, dakikadan sonra düzey ne olursa olsun futbolcunun bir düşüş yaşanır. Evet. Bu düşüş yaşanmaya başladığı an teknik adamlık işi başlar. Teknik adam o düşenin yerine taze kanı koyar. Tabii bu da Süper Lig olduğu için kaliteli ayak olması gerekiyor. Şu anda da bizde yeterince kaliteli ayak var. Proseneski bundan sonra helva yapacak. Evet. Tuz, un var, şeker var, yağ var. Proseneski'de mutfak yani hocam başına geçip orada helvayı evet. yapacak. Yönetim getirdi malzemeleri koydu. Evet. Bu malzemelerin parasını da ödüyor. Oyuncuların da bir alacağı yok. Artık bundan sonrası Proseneski'de aşçılığını konuşturacak. Orada helvayı yapacak. Biz de ağız tadıyla yiyeceğiz. Evet, peki Erhan hocam, Sivas Spor maçı ne olur? Sivas Spor maçı çok zor olur. Bu bir. Ama kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Bu da iki. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben Sivas Spor maçlarında Kayseri Spor'un hani bazı takımlara şansı tutar. Bizim şansımız Rize'ye tutmaz. Fenerbahçe'ye tutar, Sivas'a tutar. Evet. Yani kime sorsanız biz Sivas'ı her maçta yeneriz gibi bir söylem gelişir. Niye? Geçmiş maçlardan itibaren. Ama şunu da belirtelim. Sivas son dönemdeki belki de bakın net söylüyorum o şampiyonluğa net şekilde yaklaştığı sezonlar dahi bu kadar iyi bir kadroya sahip değildir. Evet. O dönemler iyi hava yakalamış olabilirler. Yani teknik ekibiyle, futbolcularla, şehirle bir şampiyonluk yarışı verdiler. Olmadı. Ama bu sezon bana sorarsanız yani ligin en iyi kadrolarından birine sahip Sivas Spor. Ama Kayseri Spor'da Gençler Birliği maçında gösterdi ki kolay kolay pes etmeyecek.
Bir ikincisi de ligin yine alt sıralarında yer alan Konyaspor'la 2-2 berabere de kaldı. Evet. Şimdi Konyaspor'la berabere kalması Sivasspor'a şöyle bir avantaj getirdi. Onlar deplasmandan puanla döndü. Galatasaray da puan kaybetti. Ligi 3. bitirme adına daha fazla bir umut evet. beslemeye başladılar. Şimdi 3. sırada bitirdiğiniz zaman ne olacak? Avrupa'ya gittiğiniz zaman sadece tek ön eleme oynayacaksınız. Evet. Yani çok rahat bir konuma geleceksiniz. Erken sezon açmaktan bir kere kurtulacaksınız. Yani UEFA Kupası'na giden ülkemizde böyle bir döngü vardır. Bu kırılamaz. Yani UEFA Kupası'na erken açan takımlar bir sezon sonra küme düşmeye oynuyor. Yani erken açmak bir de oyuncu potansiyeli Anadolu takımları açısından evet. bahsediyorum. Yeterli olmadığı için ikinci sezon küme düşme potasında yer alıyorlar. Sivasspor bunu da önüne geçebilmek için üçüncü bitirmeyi düşünüyor ligi. Ama bu Sivasspor'a da belirli bir oranda stres getirecek şu anda. İşte ya biz üçüncü bitirelim stresi Sivasspor'u olumsuz etkileyecektir bana sorarsanız. Bizim için stres hani kümede kalma evet. mücadelesi veriyoruz ama biz sezon başından beri bu mücadeleyi evet. veriyoruz. Yani şimdi, biz artık bu stresi yönetebiliyoruz. Evet, şimdi Sivasspor puan kaybetmeyeyim derken puan ya da puanlar kaybedebilir. Kesinlikle. Yani, stresiyle. Şimdi stres bize mi ters teper Sivas'a mı? Bana sorarsan Sivas'a ters evet. teper. Niye? Biz sezon başından beri aynı stresin içerisindeyiz. Evet, stres hem olmuş. Yönetim hem teknik ekip hem futbolcu kadrosu artık bu stresle baş etmeyi bir ölçüde öğrendi. Ama Sivas'ta bu durum daha farklı. Yani hep rahat bir konuda geldiler. Şimdi bir hedef koydular kendilerine. Bu hedefi gerçekleştirmek için de bir stres yaşayacaklardır. Umarım yaşarlar. Bu da Kayserispor'a yarar. Evet. Kadro olarak da hani Kayserispor'un demin bahsettiğim 2-3 oyuncunun da gelmesiyle Kayserispor kadro olarak da iyi. Yani buna 3 puanın da moraliyle çıkacağız. Yani herkes inansın. Sonuçta yine seyircisiz bir maç. Fenerbahçe bir maçını nasıl kaybettiğimizi hepimiz hatırlıyoruz. Evet. Aynı hatalar tekrarlanmasa ama aynı istek olursa Sivasspor'u yenmememiz için hiçbir sebep yok. Yenersek de bundan sonraki haftalar için ligde kalacak takımların başına Kayserispor'u yazabiliriz. İnşallah. Diyelim Sedat Hocam, maçın hakemi Mete Kalkavan, Sivas Kayseri. Şimdi hakemleri iyi analiz ettiğin için sana sormak istiyorum. Bir de hakem hatalarını soracağım Sedat Hocam sana. Valla Mete Kalkavan Sivas ve Kayseri maçını kaldırabilir. Yani iyi bir hakemimiz. Ben öyle görüyorum. Derbilerde genelde hata yapan bir hakem. Baskının altında. Ama Sivas'ta ben baskı altına gireceğini düşünmüyorum. Artık o baskı kalmadı hocam. Evet. Tüm maçlar seyircisiz yani, olduğu için. Derbilerde genelde Mete Kalkavan. Yani daha önceki maçlar seyirci olduğu için öyle söyledim hocam. Zannetmiyorum ben şu anda Sivas-Kayseri maçında hani çok relax, rahat bir maç yönetecektir. Ama inşallah işte bir de VAR da var zaten. Hani, evet. Hani eskiden o da yoktu. Korkuyorduk yani ofsayttan gol yiyorsun veya işte ne bileyim penaltı verilmiyor veya haksız bir penaltı falan oluyordu ama şimdi o da yok. Seyirci de yok. Yani hakem için ortada olacak hiçbir etken yok. Yani dış bir etken yok. Hakemlerin çok rahat bir maç yöneteceğini düşünüyorum Mete Kalkavan'ın. Ben ama Sivas maçıyla alakalı da şunu söyleyebilirim. Kayserispor artık bu saatten sonra maç seçme lüksü yok. Mutlaka çıkıp puan ve puanlar almak zorunda. Mete Kalkavan da dediğim gibi çok rahat bir maç yönetecektir. İnşallah üstesinden gelir diye düşünüyorum. Var dedin ya hocam artık. VAR'a güveniyorsun mu hocam? Diyeceğim. VAR, çünkü niye diyeceksin? Hakem en son Galatasaray maçından örnek vereyim hocam. Hakem birçok pozisyonda VAR'la muhatap dahi olmadı. Sadece kulağına söylenenle kaldı. Belki de VAR'a gitmiş olsa verdiği karardan vazgeçecek. Ama VAR'a gitmediğinden dolayı maç o safhaya geldi ve bir tane de VAR'dan dolayı golü iptal edildi. Hocam şimdi hakemlerdeki en büyük sıkıntı şu. VAR olayında hakem VAR'a gittiğinde kararını değiştirirse hakem puanı düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi burada mesela burada kimler gidebilir? Mesela Fırat Aydınus mesela 3 kere şey değiştirdi. Karar değiştirdi. Gitti. Kararını değiştirdi. Şimdi burada Fırat Aydınus şundan dolayı gidiyor. Fırat Aydınus artık Fırat Aydınus olmuş. Yani evet. isim yapmış, artık bir beklentisi yok. Kariyerinin yani görebileceği kariyerinin sonlarına gelmiş. Yani herhangi bir işte bir üst şeye gidebilir miyim? İşte FIFA alabilir miyim? Şu bir kaygısı yok. Evet. Avrupa'da maç yönetim kaygısı yok.
Yani rahat bir hakem. Bu hakemler gidebilir. Yani cezaya gireceğim, işte şu olacak, bu olacak kaygısı olmuyor. Şimdi diğer hakemlerimiz VAR'a gidip kararını değiştirmek isterse bu sefer ne olacak? Puanları düşecek. Belki cezaya girecekler, şu olacak, bu olacak. Yani onun için bazı hakemler, özellikle genç hakemler, böyle idealist hakemler genelde VAR'a böyle çok şey yapmıyorlar. Yani ben öyle hissediyorum, öyle görüyorum, izlenimlerim öyle. Ona da dikkat ediyorum. Çünkü hani biz diyoruz ya, var var işte niye gitmiyorsun, niye izletmiyorsun, niye bakmıyorsun diyoruz ya. Gidip gittiği zaman görecek onu, yanlış bir karar olduğunu, verdiği kararın yanlış olduğunu görecek. Dönecek, döndüğü zaman da bu sefer ne olacak? İşte zaten görmedim, puan gidecek. Onları düşünüyorlar. Aslında ben bunun hakemler için sıkıntı olduğunu, yani varın bize bir faydası olmuyor. Yani işte böyle Fırat Aydınus gibi böyle, artık kariyerinin sonunda Cüneyt olmuş. Çakır gibi. Yani böyle insanlar, o hakemler gidiyor. Doğru neyse gidiyor, bakıyor, izliyor, kararını veriyor. Sıkıntı yok ama biraz daha böyle idealist, genç hakemler bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Bunun da bir an önce düzeltilmesi gerektiği kanısındayım. İnşallah. Erhan Hocam. Yani ben VAR'la ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Sivas Spor'la oynayacağımız maçta ben VAR'dan korkmuyorum açıkçası. Ben VAR'dan ne zaman korkuyorum? İşte Başakşehir'le oynayacağımız maçta korkuyorum. Trabzon'la oynayacağımız maçta korkuyorum. Doğru. Doğru. Beşiktaş'la oynayacağımız maçta korkuyorum. Aynen. Yani maalesef ülkemizde hani var bazılarına var, bazılarına yok gibi. Evet. Son dönemde özellikle yani bu hafta da gördük neler yaşandığını. Bir hafta önce de gördük neler yaşandığını. Ama biz iki haftadır Kayserispor olarak hakemden şikayet edebilir miyiz? Edemeyiz. Edemeyiz. Niye? Sıralamaya pek etki etmeyecek maçlar oynuyoruz. Yani Fenerbahçe'nin de durumu ortada. Evet. Gençler Birliği'nin durumu ortada. Hakemler de çok rahat Kayserispor maçında. Gördüğünü çalıyorlar. En azından art niyet aramıyorsunuz. VAR'dan da pek uyarı gelmiyor. Yani hakeme uyum sağlıyor VAR hakemleri de. Geçiştiriyorlar. Ama bir Trabzon'da, şimdi şampiyonluk yarışı verdiği için söylüyorum, bir Başakşehir'le oynadığımız zaman, bak Rize maçında da VAR'dan korkarım. Rize, eğer biz Rize'ye gidene kadar Rize hala bu potadan çıkmamış olursa Rize Kayserispor maçında, buraya da yazayım, VAR hakeminden korkarım. Yani son dönemde Karadeniz takımlarının federasyon içindeki kulislerini biliyoruz. Evet. Rize başkanının yani elinde silahla tehditler savuran bir demeciden sonra bile cezala nasıl bir ceza aldığını gördük. Yani bu tip maçlarda VAR devreye giriyor. Yani olumsuz yönde. Onun dışında Kayserispor'un ben Sivas'la oynanacak maçta fazla bir etki edeceğini açıkçası sanmıyorum. Hocam, peki hocam, buradan gibi bir şey sorabilir miyim sana? Hani buna paralel olduğu için ve dediğinde şey, yani gerçekten katılıyorum senin dediğinde de. Mesela şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım biliyorsunuz, Fenerbahçe Kulüp Başkanı eski. O zamanlar işte demeçleri, hakemlerle alakalı demeçleri, sert açıklamalar, hatta tehditvari konuşmalar, evet, bunların hepsi vardı. Geçiyorum işte Rize Spor Başkanı Hasan Kartal sanıyorsam. Hasan Kartal Beyefendi mesela öyle bir şeyle çıkışta yaptı. Geçmişe baktığımız zaman bu şekilde mesela Trabzonspor Başkanı'nın son bir şeyi var mesela, olayı var. Alanya maçında. Mesela böyle bir olayı var. Şimdi bu olaylar Türkiye'de gündem yaratıyor. Ve işte son dakika veya şok bir haber gibi böyle giriliyor. Ve bu da ne yapıyor? Etki altına alınıyor. Yani Türkiye'de bu var. Hani hocamın demek istediği şu aslında. Hani ben bu maçlardan korkuyorum derken, o başkanlar ciddi çıkışlar yapabiliyor ve ciddi bir baskı altına alabiliyor. Mesela bunu Aziz Yıldırım'da biz çok gördük. Doğru mu hocam? Yani evet, cami olarak biz bunu çok gördük. Yani hakemlerin etkilendiğini, evet, tamam ceza veriyorsunuz ama adam sorun yok ceza için. Ama adam gerçekten istediğini alabiliyordu. Yani o baskıyı, o şeyi hakemlere gösterebiliyordu. Şimdi biz bundan korkuyoruz. Yani bizim mesela istediğimiz, mesela şu an Ali Koç'un mesela yapmış olduğu şey nedir? Tamamen şey yapıyor. Yani ne yapıyor? Mütevazı, beyefendi kişiliğiyle, işte daha kibar konuşmalarla, işte yani mesela Semih var basın şeyi, o da öyle mesela çok kibar konuşmalar falan yapılıyor ama hani bu şekilde aslında olmamız gerekiyor. Bütün kulüp başkanlarının. Yani aslında olması gereken şey bu. Hani tehditvari şeylerle, evet, hakemleri baskı altına almak zamanında gerçekten bazı şeyler işe yaradı. Ama şimdi artık yaramasın. Bunu da
göstermeliyiz. Mesela şimdi hani Trabzon-Alanya maçından sonraki görüntüleri hanginizin içisinde? İki başkan telin kenarında birbirlerine işte yani küfür mü ediyorlar artık, hani bağırışıyorlar, çağırışıyorlar. Hangimizin içisinde? Yani Avrupa'da bir statta bunu görebilir misiniz? Hiçbir şekilde. Hani biz hep diyoruz ya Avrupa'ya örnek verme falan. Ama vermek zorundayız. Evet. Bazı noktalar oluyor ki... Bazı noktalar oluyor ki yapamıyorsunuz, örnek vermeden geçemiyorsunuz. Evet. Bir İngiltere liginde, bir Fransa liginde, bir İspanya liginde iki başkanı bu halde göremezsiniz. Kazanan kaybedeni tebrik eder, gider. Yani sorunu kendi içinde çözer. Bizde sorun o an tribünde çözülüyor. Birisi Dışişleri Bakanı'nın kardeşi, birisi Türkiye'nin en önemli iş adamlarından bir tanesi. O da telin kenarında, yanında kendi yöneticileriyle. Ya ben böyle bir görüntüyü izlemek zorunda değilim. Ben çocuğumla maç izliyorum. Ben bu görüntüyü görmek zorunda değilim. Ha, ben kimsenin de avukatı değilim ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Alanya stadında bu tip olaylar çok sık oluyor. Yani hani olmuyor ben, yani. Ben demin de söyledim. Kimsenin avukatı değilim. Trabzon'un da avukatı değilim ama geçtiğimiz sezon Kayseri Spor'un Alanya maçına biz de gittik deplasmana. Geçtiğimiz sezon veya bir önceki sezon. Sumitika'nın başta olduğu sezon. Evet. Gittik Alanya'ya. Diyemediğimiz küfür kalmadı. Alanya'da. O bastadığında. Yani Kayseri olarak. Bir basın tribünü var. Yanımızda Alanyalı gazeteci sanıyoruz. İki kişi daha oturuyor. Basın tribünü. Küfürler havada uçuşuyor. Kim bu dedik? Taraftarlar demeye dediler. Ne işi var? Kartı var dediler. Kimse de bir şey diyemiyor. Demiyor. Evet. Oradan çıktık. Maç bitti. Soyunma odası koridorunda olay patladı. İşte Sumitika'ya yumruk attılar. İşte bazı oyuncularımıza yumruk attılar. Sonra da dediler ki ya işte olayı Sumitika başlattı, olayın görüntüleri var. Bakın olayın görüntüleri var dediler. Olay işte disiplin kuruluna gitti. Ne görüntü çıktı ortaya ne bir şey. Ve hiçbir ceza da almadan kurtuldu Alanya. Kulisini yaptı. Tepeden indi. Evet. Yani biz bizzat şahidiz bu olaylara. Şimdi de yine Trabzon maçından sonra işte olayları Trabzon camiası başlattı. Görüntüleri var dediler. Ben altına imza atarım, o görüntüler çıkmayacak. Evet. Bizim maçta da çıkmadı çünkü o görüntüler. Olmayan görüntüler yani. Kayseri Spor olarak gittiğimizde de aynı şeyler oldu o statta. Evet. Yani bu statlardan artık bunların çıkarılması lazım. Yani hakemlerde dahi bu olay aynı yönde ilerliyor. Yani bir maça geliyorsunuz ya diyorsunuz ki bu nasıl hakem? Takımına göre. Bu işler hep oluyor, olacak maalesef. Hocam da dediği gibi sesi fazla çıkan hakemi de etkiliyor, camiayı da etkiliyor. Yani iş futbolun dışına çıkıyor. Bunları çözmek lazım daha önce Türk futbolunda. Bunlar da çözülürse inşallah daha fazla büyük sıkıntılar. İnşallah. Diyelim ve Süper Ligi bu şekilde sonlandıralım ve geçelim amatör camiaya, amatör spora. Evet, bizim Yeni Doğan Spor'un yarınki manşeti Çopuroğlu ASKF krizini çözdü. İsterseniz ben kısaca bir haberi okuyayım Erhan Hocam. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu önümüzdeki günlerde yapılacak olan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimleri için büyük bir krizi ortadan kaldırmak için girişimde bulundu. Başkan Çopuroğlu herkesin aday olabilmesi için tüzüğün değiştirilmesi gerektiğini ASKF Başkanı Musa Solkaycı'ya bildirdi. ASKF'de herkesin adil şekilde genel kurulda aday olması gerektiğini söyleyen Çopuroğlu, önümüzde ASKF'nin seçimleri var. Tüzük gereği 2 yıl yönetimde görev almayan kişiler maalesef başkanlık için aday gösterilemiyor. Bu tüzüğün düzeltilmesi için Musa Soykarcı ile bir telefon görüşmesinde bulunan ve adil şekilde herkesin başkanlık için aday olabilmesi için önünün açılması gerektiğini ve tüzükte yapılacak değişiklikle seçime gidilmesi gerektiğini söyledim diye de konuştu. ASKF Başkanı Musa Soykarcı da Çopuroğlu'nun bu isteği üzerine harekete geçti ve tüzükte değişiklik yapılması için çalışmalara başladı. Evet, yani bir program önce biz bundan bahsettik, evet. Tüzükten. 32. maddeden bahsettik. Yani 32. madde diyor ki yani yönetimde yer almayan bir kişi daha önce buraya aday olamaz. Yani bu antidemokratik bir madde. Ha, anayasaya aykırı mı? Değil. Yani anayasaya aykırı olsa hani dernek tüzüğü fesholur, kapanır. Ama demokrasilere aykırı bir madde. Şimdi herhangi bir kulübün delegesi oy verme hakkı var ama seçilme hakkı yok. Öyle bir şey olabilir mi? Sen bana oy ver diyorsun ama sen aday olma diyorsun. Öyle bir şey yok. Ama bu maalesef yıllardır birçok ASKF, sadece Kayseri'de değil birçok ASKF'de de varmış. Bunları sorduk ama
işte Şaban Başkan'a da teşekkür etmek lazım. Yani demokrasinin gereğini yapmış. Burada ağırlığını da koymuş, elini taşın altına da koymuş. Bu maddenin değiştirilmesi için gerekli talimatları vermiş. Yani yapılması gereken bu. Yani bizim şehrimizdeki siyasilerden beklentimiz bu. Yani nerede bir sorun var? Halk adına, orada amatör kulüpler adına, orada esnaf adına, orada başka yerde. Gelecek burada siyaseten ağırlığını koyacak, diyecek ki burada adaletsizlik var. Biz bu adaletsizliği gidermek için şunu yapacağız. Yani halkın istediği bu. Şaban Çopuroğlu Başkan'a da buradan teşekkür ediyoruz. Yani bu iyi niyeti için. Evet. Bu en azından bir iyi niyet göstergesidir. İyi niyetini göstermiştir. Gerekli şeyi yapmıştır. Hem bir demokrasi ayıbının da önüne geçmiştir. Ama hani madde nasıl kalkar? Ne zaman kalkar? Hani yönetim kararıyla kalkmaz. Genel kurul kararıyla kalkar. Tüzük değişiklikleri genel kurul kararıyla olur. Bu genel kurul ilk genel kurulda mı kalkar? Ki büyük ihtimal öyle olacak. Divana bir dilekçeyle verilecek. Maddenin tüzük tadilatı şeklinde bu tadil edilecek. Ondan sonra diğer gündem maddelerine geçilecek. Böyle çözülecek. Ve bu Kayseri'nin bir ayıbı olmaktan çıkacak. Evet. Ve diğer bir konu ise delege listesi. 32. maddeyle ilgili hocam da söyleyecekleri varsa onları söylesin. Ben delege şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle AK Parti İl Başkanı Sayın Çopuroğlu'na teşekkür ediyorum ben. Yani amatör camianın içerisinden biri olarak. Çünkü geçen hafta programda da bunu dile getirmiştik ve söylemiştik. Yani böyle bir demokrasinin olmadığı bir maddeydi diye. Hatta üzerine de gidilmesi gerektiğini söylemiştik. Başkan Çopuroğlu elini taşın altına koymuş. Böyle bir habere göre konuşuyorum tabii. Böyle bir şey yapmış. Yalnız dediğimiz gibi 32. maddede tüzüklerde tüzüğün değişebilmesi için genel kurulların yapılması gerekli. Genel kurulda seçimle zaten seçim var. ASKF seçimleri var. Evet. O genel kurulda büyük ihtimal Başkan Musa Soykarıcı teklif verecektir divana. Bu divandan sonra da Mutlu Önal'ın adaylığı resmen açıklanmış olacak yani. Ya, tüzükte tadilat yapacak. Tüzükte tadilat yapacak. Maddesi tüzükte işletilecek. Ki genel kurul ilanı verilmeden önce de genel kurul ilanının içerisinde de bunun belirtilmesi gerekiyor. Çünkü maddelerin yazılması gerekiyor. Aynen. Yani açılış, yoklama, divanın teşekkülü. Ondan sonra tüzük tadili için tadilinin görüşülmesi diye bir madde koyulur. Evet. Ki o madde koyulmadan seçimleri yaptığınız zaman yine adaylar katılamıyor. Evet. Önce o tüzüğü tadil edersiniz, ondan sonra da genel kurulun normal akışı, işte denetim raporlarının okunması, yönetimin ibrası ardından yeni yönetimin seçimiyle devam ettir. Peki bu kriz çözüldüğü zaman, yani bu kural kalktığı zaman yeni başkan adayları da çıkabilir mi hocam ya? Ya herkesin yolu açılıyor. Ondan sonra isteyen çıkabilir. Ya yani kendine güvenen arkadaş. Ya ben buraya daha iyi hizmet edeceğim. Delege olarak soruyorum. Siz delegesiniz değil mi? Yani oy kullanabiliyorsunuz. Evet. Yani en azından ya böyle bir sistem olmamış olsa biz de aday olurduk diyebilen yine daha önceki dönemlerden biliyoruz. Bakın daha önceki dönemlerden biliyoruz. Yani böyle bir madde olmasa ben aday olurdum diyenler. Hı. Ama illaki ileriki dönemlerde de olacaktır. Bunun olmaması için de en iyisi bu. Yani Şaban Çopuroğlu'nun isteğiyle bunun kaldırılmasıdır. Evet. Ki ama yani şu dönem için söylüyorum. Üçüncü bir adayın çıkması muhtemel değil. Evet. Ama artık herkes olabilir. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Ya, herkesin hakkı. İsteyen herkes çıkabilir. Çıkabilir. Ya hani iki kişi var. Arkadaş ben onlardan daha iyi yaparım. Evet. Yani iki adaydan. Benim projelerim daha sağlam. Evet, ben amatöre daha iyi hizmet ederim. Evet. Düsturunu edinen herkes çıkabilir. Bunda hiçbir sorun kalmaz eğer bu tüzük değişikliği yapılırsa. Evet. Sedat Hocam. Delege listesiyle alakalı soru sordun. Evet. Oradan gideyim. Delege ile alakalı da şöyle bir şey var. Şu an delege listesi bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla diyorum. Sanırım noterden bir istenme olayı olmuş. Tüzük gitmiş ama delege listesi şu an mevcutta verilmemiş. Zaten ben şeyle görüştüm, adayla görüştüm, Mutlu Hoca'yla. Biz zaten delege listesi istemedik. Biz üye kulüpleri istedik dedi. Hani burada da bir kriz var aslında. Hani Başkan Çopuroğlu böyle bir şey de söylemiş olabilir, delege listesi diye. Ama delege listesinden ziyade bir üye, yani delege listesi verilebilir ama üye listesi bile verilmedi şu anda.
Yani o da var. Böyle şöyle söyleyeyim. Var. Şaban Çopuroğlu'na yanlış aksettirilmiş olabilir. Olabilir. Şu anda delegeler henüz belli değil. Belli değil zaten. Her kulüp yönetim kararıyla 3 delegesine önümüzdeki günlerde belirleyip verecek. Daha onlar belli değil. Burada ince detay şu. Yani kimse delege listesi isteyemez. Şu anda istemez, isteyemez. Delegeler belli değil. Üye kulüpleri ister. Üye kulüpleri ister sadece. Kaç kulüp üye buraya? Yani burada da hani verilen cevapta şöyle bir şey var. Delegeler henüz belli değil. Onu herkes biliyor ama burada istenen şey üye kulüpleri. Evet. Yani üye kulüplerin bir an önce yani Şaban Çubroğlu'nun da devreye girerek diğer adaya bir an önce üye kulüplerin verilmesi gerekiyor. Ki yani herkes seçim çalışması yapabilsin. Bu dakikadan sonra, bu saatten sonra hani yarış başlamışken kural değişmez. Eğer delege listesi bu diyorsanız seçime bu delege listesiyle girmek zorundasınız. Ne A kulübünü alırsınız ne B kulübünü alırsınız. Ama A kulübünü alıyorsanız B kulübünü de almak zorundasınız. Evet. Şartlara haiz olan kulüplerde. Şimdi A kulübü ASKF'ye üye olabilmek için her şartı yerine getirmiş. Onu aldınız, güzel. B kulübü de her şartı yerine getirmiş. Bu yönetimin inisiyatifinde sonuçta dernek kanunen kabul etmeme hakkı var. Ben bunu kabul etmiyorum demeniz kanunen doğrudur. Etik olarak doğru değildir. Evet. Türkçesini konuşalım. Etik, Yunanca konuşmayalım. Ahlaken doğru değildir. Evet. A kulübünü alıyorsanız B kulübünü de almak zorundasınız. Niye? Tüm şu anda ASKF'ye üye olmayan kulüpler var ama liglerde mücadele ediyor. Liglerde mücadele ederken yaptığı her transferden ASKF payı kesiliyor değil mi hocam? Evet. Kulüp vizesi yaptırdığı zaman ASKF payı kesiliyor. Bu 3-4 sezondur böyle. Yani ASKF kendi hakkını alıyor ama bu kulübü buraya ben üye yapmam diyor. Öyle bir dünya yok. Yapmama nedenleri nedir peki hocam? Bakın bu inisiyatiftir. Yani dernekler kanununda sizin de bir kulübünüz, derneğiniz vardır. İsteyen herkes yani almayabilirsiniz. Doğal hakkınız. Bakın. Ama A grubunu alırken B grubunu neden alıyorsunuz? Yani onu yapamazsınız. Neden? Çünkü ikisinde de siz bağış alıyorsunuz. Tahsilatınızı yapıyorsunuz. Evet. O kulübe de, o kulübü de oraya almak zorundasınız. Yani bunun altının, bu aday üye listesinin altının bir an önce çizilmesi lazım. Yani benim üye yapacağım kulüpler var, başvurular var. Biraz daha bekleyin, tüm başvuruları yapayım, alayım veya almayayım, reddedeyim. Tüm şeyleri belirledikten sonra biz size bu üye listesini net olarak verelim denirse yani bu da olur. Evet. Ama şimdi üye listemiz budur deyip örnek veriyorum 100 kulüplük bir liste verip seçimde 120 kulüp oy kullanırsa bu da etik değil. Evet. O zaman ASKF ile iyi mi geçinmek lazım hocam? Yani şimdi ben ASKF'yim. Erhan hocamı alıyorum. Sedat hocamı almıyorum. Ya şimdi bak şöyle söyleyeyim Yusuf burada. Şimdi kimseyle iyi geçinmek, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Şimdi 120-130 kulüpten bahsediyorsunuz. Herkes ASKF ile iyi geçinmek veya ASKF'yi sevmek zorunda değil. Evet. ASKF de yani ASKF'nin bir oluşumu var. Oluşumu nedir? O kulüpleri çatı altında bir oluşumudur. Evet. Bir federasyondur yani bura. Şimdi bunundaki amaç şudur. Ya o kulüpleri bir arada tutmaktır. Onlara aynı hizmeti sunmaktır. Onların spor yapabilmeleri için olanak sağlamaktır. Onların imkanlarını genişletmektir. Yani ASKF'nin asıl yapması gereken şeyler bunlar. Yani kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Yani şöyle bir şey var. Bir kanun, bir hak varsa hak bana da aynıdır, Erhan'a da aynıdır. Erhan hocama da aynıdır. Yani fark etmez. Burada şimdi A kulübünü alacaksınız, B kulübünü almayacaksınız diye bir şey yok. Yani bu böyle olacak diye de bir şey yok. Hani biz buradan gidiyoruz ama evet, böyle olacak diye de bir şey yok. Belki yap adam diyecek ki üye dilekçe veren üye kulüpleri kabul ediyorum üyeliğini diye. Belki alacaktır da ama hani tersini düşündüğünüz zaman da bu sefer de bu taraf diyor ki yani hadi biz diyor üye olamazsak. Yani bu kaygıyla şey yapanlar var, yaşayanlar var. Ama biz bunların ne diyoruz? Biz bunların hiçbirine şey yapmamak lazım. Yani ortaya çıkartmamak lazım. Ne yapmamız lazım? ASKF olarak ne yapmanız lazım ya da öyle söyleyeyim. Herkese eşit olmanız lazım. Evet. Eşit şekilde seçimlerin olması lazım. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ben her zaman söylerim bu cümleyi. Adalet bir gün herkese lazım olacak.
Bugün bana ise yarın sana da lazım olacak. Yani onun için yani böyle bir şey cümle kurmak istemiyorum. Hani Arsef Kefe'ye yakın olmak asla. Kimse kimseye yakın olmasın. Herkes birbirine eşit olsun. Eşit şartlarda evet, yarışılsın. Zaten amacımız o. Ha, eşit şartlarda yarışılsın. Dediğim gibi yani başkanın da Çopuroğlu'nun da bunu elin taşın altına koymasının tek sebebi de bir bu olayın netleştirmek ve eşit şartlarda demokrasinin olduğu ülkemizde bu şekilde yarışılsın diye elini taşın altına koymuştur. Evet. Yani, Çopuroğlu'nu da şu yönden de tebrik etmek lazım hocam. Başka yerlerde, mecralarda hani dillendiriliyor yani siyasi görüşler falan yani adayların siyasi görüşleri. Biz yani burada spor camiasının yaptığı, hani biz de kendimizi spor camiasından evet. atlettiğimiz için bizim burada yaptığımız spor kulüplerinin seçimidir. Evet. Başka hiçbir şey değil. Yani spor kulüplerine Kayseri'de faaliyet gösteren amatör, gerek bireysel, gereksel futbol, basketbol, handbol kulüplerine en iyi hizmeti verecek adayı seçmeye çalışıyoruz. Bunun dışında hiçbir söze kimsenin tevessül etmemesini temenni ediyorum. Evet. Yani siyasi görüş, siyasi konuları bu konulara karıştırmadan biz sadece spor kulüplerimizin seçimini yapacağız. Eğer birisi size, bakın ya yani herkese söylüyorum burada, siyasi görüşüyle ilgili herhangi bir adayın siyasi görüşüyle ilgili bir şey söylese inanmayın. Evet. Çünkü siz onun siyasi görüşüne oy vermeyeceksiniz. Kim olursa olsun, hangi taraf olursa olsun. Ya bu parti seçimi değil. Yani ya bunu siz şöyle aklınızdan düşüneceksiniz, diyeceksiniz ki amatöre bu daha iyi hizmet evet. eder, ben oyumu ona veriyorum. Evet. Yani bu siyasi söylemlerin de ne kadar yersiz olduğunu Şaban Çopuroğlu bu girişimiyle göstermiş oldu. Bak, bak bir de şöyle bir şey var. Sivil toplum kuruluşlarında şu vardır. Sivil toplum kuruluşlarında her insanın bir siyasi kimliği veya atıyorum bir siyasi görüşü vardır. Ama oraya geldiğiniz zaman siz herkesi kucaklayacaksınız. Evet. Şimdi bugün mevcut başkan Musa Soykarcı'nın başkanın siyasi bir şey yok mu? Yani bir görüşü yok mu? Var. Evet. Ama bu nedir? Bu ASKF'ye yansımaz. O başkanın orada bir ayrı evet. şeyidir. Atıyorum burada yeni aday Mutlu Hoca'nın ayrı bir siyasi kimliği vardır ama ayrı bir şey vardır. Yani ASKF'de, yani ASKF dediğim şey ama zaten bu tüzükte de yazar. Evet. Tüzükte der ki yani kesinlikle siyaset yapılamazdır. Sedat Hocam burada bir virgül atalım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu konuda söylenecek çok şey var. Tamam. Aslında programımızın ikinci bölümünde de şu anda ASKF başkanları bir toplantı halinde. Liglerin bu şekilde tescil edilebilmesi. Onunla alakalı duyumlarımız var. Onunla da alakalı konuşacağız. Aynen onlarla da ilgili konuşacağız. Efendim şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan hemen sonra yine amatörle ilgili sıcak gelişmeler olabilir program içeriğinizde. Onlar da sıcağı sıcağına biz ulaştırmaya çalışacağız sizlere efendim. Şimdi kısa bir reklam arası. Kısa bir aranın ardından amatörün sesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ilk bölümde ASKF krizini AK Parti Kayseri İl Başkanı Sayın Şaban Çopuroğlu'nun çözdüğüne ilişkin konuları konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Erhan Hocam, en son bu olaya siyasetin karışmayacağını söylemiştik ama ben şu şekilde söylemek istiyorum. Şimdi MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy'un bu benim işim değil veya bu beni ilgilendirmez diye ben hiçbir konuya sırt çevirdiğini görmedim. Sayın Baki Ersoy'un hangi konu olursa olsun ayırmaksızın gerek sporda, gerek çiftçiyle, gerek esnafla alakalı tüm konuları gerek meclise taşıdı, gerek bunu bakanlarla birlikte istişare ederek çözdü. Şimdi bugüne baktığımız zaman Kayseri AK Parti İl Başkanı Sayın Şaban Çopuroğlu'nun da spor camiasıyla özellikle böyle bir krizin olduğunu ve bu krizin çözülerek herkesin aday olabileceğini söylüyor. Siz neler söylemek istersiniz? Şaban Çopuroğlu yani iktidar partisi il başkanı olarak doğru olanı yapmış. Yani Şaban Çopuroğlu'ndan iktidar partisinin Kayseri il başkanından ne beklersiniz bu süreçte diye sorsanız sadece bunu beklerdi. Evet. Herkes bunu beklerdi. Şaban Çopuroğlu da bu hamlesiyle açık ve net şekilde şunu gösterdi. Kimse bizim adayımız değil. Biz kimseden taraf değiliz. Demokratik bir seçim olsun. Bu seçime de
seçilme hakkı olan herkes girsin, hizmet için yarışsın mesajını tüm camiaya vermiş oldu. Yani bu açıklamanın çözümünü en net bu şekilde yapabiliriz. Şaban Çopuroğlu, bu yani bizim adayımız yok. Biz desteklemiyoruz kimseyi. Haklı olan, yani seçimi kazanan bu görevin başına gelsin, evet, demiştir. Ki özgür bir ülkede yapılması gereken budur. Hiç kimsenin önüne engeller konularak adaylığının engellenmesine çalışılmak doğru şeyler değil. Yani artık yani biz bir demokrasi ülkesiyiz diyorsak bu tip maddelerin olmaması gerekiyor. Şaban Çopuroğlu Başkanı da gerekeni yapmış, taraflarla görüşmüş. Evet. Bunun bir an önce de çözülmesini istemiş. Gerçekten kendisini tebrik etmek gerekiyor. Evet. Yani hali hazırda şu anda iki aday var. Musa Soykarcı, mevcut başkanımız ve Mutlu Önal. Mutlu Önal'ın da hani 32. madde dolayısıyla böyle bir durumu vardı. Ama Şaban Çopuroğlu bu işe el atarak, gerekli desteği vererek, gerekli görüşmeleri, ikili görüşmeleri yaparak bu işin çözümüne gitmiş. Umuyoruz bu genel kurulda bu madde kalkar. Bu genel kurulla birlikte de bundan sonraki genel kurullarda seçilmeye namzet herkes aday olabilir bu maddeye takılmadan. Amatör spor camiaya hizmet etmek isteyen projeleriyle, gerekse fikirleriyle veya yapmak istedikleriyle en azından bu sorun ortadan kalktığı zaman da diğer tüm başkan adaylar da bu şekilde ortaya çıkmış olur. Kesinlikle, yani bundan sonraki yıllar içinde bu bir örnek teşkil eder. Evet. Ya şöyle düşünmek lazım. Ben mesela empati yapıyorum. Yani mesela şimdi şu an rolleri değiştir. Mesela Mutlu Önal'ın şu anda SKP başkanı olduğunu düşünün. Musa Soykarıcı'nın aday olduğunu düşünün. Yeni bir aday olduğunu düşünün. Yani Musa Soykarıcı böyle bir maddeyle karşılaşsa ne tepki verir? Çok önemli. Zaten ben hani bu olayın da çözüleceği kanaatindeyim. Zaten başkanımız, il başkanımız, AK Parti il başkanı Sayın Çopuroğlu da zaten böyle bir girişimde bulunmuş. Gerçekten takdir etmek lazım. Spor camiasının gerçekten siyasetle olmadığını, siyasetin içinde olmadığını, ayrı bir kurum olduğunu, sadece tek amacının spor olduğunu, sadece futbol olarak düşünmeyelim bunu, bireysel olarak da birçok sporla alakalı bireysel sporlar içinde olmak üzere bir kurum olduğunu, bunu her defasında anlamak lazım. Zaten tüzükte de yazar yani siyaset yapılmayacağını. Onun için bizim için önemli olan, hayırlısı olan tek şey demokratik bir şekilde bir seçim olması. Bütün delegelerin, bütün kulüplerin istediği şey bu. İnşallah bunun için de böyle büyüklerimiz elini taşın altına koyar. Gerçekten adaletli, demokrasiye uygun bir şekilde de seçim olur diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi kişisel anlamda Şaban Çopuroğlu'nun destekleyeceği bir aday illaki olabilir. Gayet de normal. Yani evet, herkesin de destekleyeceği sonuçta bir aday olacaktır. Bunu kişisel desteğinin dışına çıkarmaması gerçekten takdire şayan bir durumdur. Aynı şekilde demin söylediğiniz Baki Ersoy vekilimiz de hani şehrin her sorununa el attığı gibi, hani spor konusunda da özellikle Kayseri spor konusunda yaptıklarını hepimiz, evet, biliyoruz. Yani her zaman taraftarın yanında, kulübün yanında, bu şehrin yanında olduğu için kendisinin de mutlaka destekleyeceği kişisel anlamda destekleyeceği aday vardır. Yani sosyal medyaya girdiğiniz zaman bunları zaten görüyorsunuz net bir şekilde. Yani kimi destekliyor işte kişisel anlamda, oradan paylaşımlarda bulunuyorlar. Bunun sadece kişisel anlamda kalması tek temennimiz. Ki Doğan Haber, Yeni Doğan Gazetesi'nin de yaptığı haber bu yönde bize çok iyi sinyaller veriyor. Evet, yarınki spor manşetimizde de dediğimiz gibi bu haberin detaylarını okuyabilir değerli izleyenler. Evet, ilk bölümün sonlarına doğru demiştik Erhan Hocam, ASKP başkanları toplantıda duyumlar var. Evet. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Erhan Hocam... Evet, şu anda Ankara'da İstanbul'da toplantı halindeler. Bizim içeriden aldığımız bilgiler liglerin oynanmayacağı yönünde. Aksi bir karar da çıkabilir ama bizim aldığımız ilk bilgiler bu yönde. Ve liglerin oynanmaması sonrasında nasıl dizayn edileceği hakkında ASKP başkanlarından fikir alınıyor.
nedir? Çünkü her ilde şu anda durum farklı. İşte kiminde süper amatör bitti, evet. kiminde bitmedi, kiminde ikinci amatör oynanıyor. Birinde süper amatör 3 hafta oynanmış, birinde 10 hafta oynanmış. Bunları nasıl, yani biz bu ligleri oynatmazsak nasıl çözeriz, nasıl dizayn ederiz, önümüzdeki sezon nasıl devam ederiz? İstişaresi yapılıyor şu anda. Kayseri'de oynanmadığı zaman işte Musa Soykarcı Başkan da şu anda o toplantıda. Kayseri'de oynanmadığı zaman nasıl yapabiliriz diye kendisine sorulacak. O da fikirlerini beyan edecek. Ondan sonra tüm illerde belirli bir konsorsiyum oluştuktan sonra da bu kamuoyuna açıklanacak. Ama şunu söyleyebiliriz. İl özel dizaynlar çıkacaktır. Yani her ilde aynı olmayacak. Evet. Şöyle söyleyelim. Yani Kayseri'de süper amatörde ilk sıradaki takımı lideri ilan ettik. Böyle bitirdik. Diğer ilde de aynısını yaptık. Denmeyecek. İl özeline göre ayarlamalar yapılacak. Bunların nasıl olacağı da yarın büyük ihtimalle zaten kulislere düşecek. Belki resmi açıklama yapılmayacak ama net şekilde biz kulislerden bunu alacağız. Ama net açıklamanın da cuma günü yapılması bekleniyor. İlk olarak biz şunu söyleyelim. Ligler oynanmayacak gibi gözüküyor. Yani şu andaki aldığımız duyumlar, mesela en son aldığım bir haber, onu söyleyeyim, okuyayım istersen. Bölgesellik ile ilgili alınacak karar sona doğru geliniyor. Federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu kararını 26 Haziran Cuma günü açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre son 4 haftası oynanmadan yarıda kalan bal kesin olarak iptal edilecek. Süper amatör ligleri de iptal edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kadınlar Ligi ve Gençlik Gelişim Ligleri'nde olduğu gibi bal ve salın da, yani hem bal ligi hem de süper amatör liginde iptal edildiği açıklanması bekleniyor diyor. Bugün de İstanbul'da Orhan Saka Amatör Evi'nde İstanbul ve Türkiye'nin bazı illerinin, bak burası çok önemli, bazı illerinin diyor. Belki bizim başkanımız Musa Soykarcı belki şu anda orada değil, bilemiyorum. Evet. Ama bazı illerinin... Çünkü akşam biz... Aldınız mı? Tamam. Yani bazı illerin dediği için belki bizim Musa Başkan'ın orada olup olmadığını bilmiyoruz. Öyle bir şey bilgi gelmedi bana ama Erhan Hocam teyit ediyor evet. orada diyor. Bazı spor federasyonunda diyor başkanlarının katılacağı bir toplantı yapılacak diyor. Biz buradan şunu anlıyoruz. Cuma günü nihai karar verilecek. Kesin bir bilgi verilecek. Çünkü geçen programda da bunun yansımalarını işte söyledik. Dedik ki ya işte adaletsiz bir şey oluyor. Tesis olanlar idman yapıyor. Tesis olanlar evet. idman yapmıyor. Şu anda gençlik spor sahaları vermiyor gibi bir takım açıklamalarda bulunmuştuk. İşte artık cuma günü nihai karar verilecek. Buna göre de kulüpler hareket edecek. Antrenman yani maç oynanacak mı oynanmayacak mı diye bir şey yapıyorduk ama aldığımız duyuma göre de büyük ihtimal maçlar iptal edilecek. Ama asıl sorun burada şey çıkıyor. Yani iptalden kastımız nedir? Yani iptal nedir? Herkesin aslında soru işareti. İptalden sonra olur. Ligler nasıl dizayn edilecek? Yani asıl sorun bu aslında. Hep bakarsanız haftadan haftaya böyle giderek şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Yani puzzle'ları oturtmaya evet. çalışıyoruz. En başından beri oynanmasının yanlış olduğu tarafındaydım ben. Şahsımda Erhan Hoca da bizzat kendisi de burada söyledi. Yani bize göre maçtan oynanması zaten doğru değildi. Haksız bir rekabet olacaktı. Bunun önüne geçilmiş olacak bu kararla. İnşallah böyle bir karar çıkar Kayseri için de. Tabii buna bir şey diyemiyoruz. Yani genel anlamda biraz önce dediğimiz gibi de yani A ilinde atıyorum İstanbul'da böyle bir karar alındı. Bursa'da böyle bir karar alındı. Ama Kayseri'de bu yürürlüğe girecek mi bilemeyiz. Belki Kayseri'de diyecek ki Develi şampiyon yapıyoruz. İşte Yahyalı'yla oynayacaklar. Veya atıyorum Ballıgi ile alakalı işte Yahyalı'yı belki düşürmeyecekler. Yani bunların hepsi bir şeydir. Olasılıktır. Bu olasılıklarda ihtimallerin içinde değerlendirdiğimiz zaman da bu soru işaretleri hep herkesin kafasında olacak. Yani bütün hocaların, bütün yöneticilerin kafasında olacak. Buna en güzel cevabı cuma günü. Ama cuma günü önce de büyük ihtimalle de kulislere düşer bu şey bilgi. İnşallah Yarın biz de İstanbul'da olacağız Sedat Hocam'la birlikte. Biraz da orada kulisleri daha rahat da koklayabiliriz diye düşünüyorum. İstanbul'da belki biraz daha rahat, böyle daha iyi bir bilgi alırsak hemen buraya da ulaştırmış oluruz. Çünkü İstanbul'da da yani böyle birçok ilden gelen belirli spor adamlarıyla olacağız orada da. Evet. O nedenle hani kulis bilgileri daha fazla olacak. Onun için söyledim biz yarına büyük ihtimal kulislerden biz bu işi çözeriz diye ama cuma resmi açıklama bekleniyor. Belki bir sürpriz de yapılabilir. Yarın da resmi açıklama yapılabilir. Evet. Eğer bu başkanlar kurulu toplantısından net kararı çıkarsa
Bunların tamamı yarın bile açıklanabilir. Ama ben takımlar da ona göre evet yani takımlar dediğimiz gibi kime çalışıyor, kime antrenman yapıyor, kime ne olacağını merakla bekliyor. Yani her şey muallakta şu anda. Ama şunu söyleyeyim ben buradan çıkacak kararlar genel karar şu olacak. Ya lig oynanıyor ya oynanmıyor. Biz oynanmaması yanındayız ki oynanmaması gibi bir görüş ağır basıyor. Eğer oynanmazsa liglerin gelecek sezonki dizaynı mutlaka birilerinde rahatsızlık yaratacaktır. Şimdi birinci amatör küme bitti değil mi hocam? Evet. Süper amatör kümeyi de oynatmıyorum dediniz. Bitti, iptal ettim. Bu sezonu oynanmamış sayıyorum. Aynı takımlar gelecek sezon devam edecek deseniz birinci amatör küme bitti, tescillendi, şampiyon olan kulüplerimiz var. Onların şampiyonlukları güme gidecek. Evet. Ama bu sefer derseniz ki işte hani ligi böyle tescil ediyorum. Alttaki 4 takımı düşürüyorum. İlki şampiyon yapıyorum. Bu sefer alttaki 4 takımın günahı ne? Daha 4 maçları var. Yani bir de puan durumları birbirine yakın. Evet. Yani bu durum nasıl yapılırsa yapılsın bazılarını rahatsız edecek. Bazılarını istediği şartları yerine getirmeyecek. Yani bunun nasıl bir çözüme kavuşturulacağını çok iyi düşünüp ince analizlerle yapılması gerekiyor. Ya da Cuma günü açıklanacağını söylemişler. Belki Cuma'ya kadar bunların toplantısının devam edeceği istişarelerle birlikte en son nihai kararın Cuma günü verileceği durumu da olabilir mi? Ya şöyle bir şey var. Ben 2 ya da 3 program öncesinde bunu söyledim, dile getirdim. Yani nasıl getirdim? Dedim ki yani federasyonun komple herkesi içine kapsayacak bir karar alma ihtimali biraz zayıf. Ama şunu yapabilir dedim. ASKF başkanlarını toplar. Oradaki, ilindeki, senin ilindeki durum nedir diye oradan bir durum alır. Bunu masaya yatırır. Başkan da zaten orada Kayseri'yi daha iyi bildiği için şöyle şöyle yapmam gerekiyor, bunu buradan yapmam gerekiyor gibi bir şablonu oraya anlatır, federasyona anlatır. Federasyon da ona göre tamam senin bu ilinde bu karar alınsın kararını alır. Başkan da gelir o açıklamasını burada der ki işte küme düşmeyi kaldırıyorum veya işte atıyorum birinci amatörde şampiyon olanları çıkartıyorum gibi yani bir takım şeyler çıkartabilir ortaya. Yani bunun asıl şeyi gerçek olanı budur zaten. Ben bunu söylemiştim zaten en başta. 3 program veya 2 program önce bunu söylemiştim, dile getirmiştim. Şimdi aynı şeye geldik, aynı noktaya geldik. Yani ASKF başkanları şu an orada kendi illeriyle alakalı rapor veriyorlar oraya. Ona göre tabii ki en iyi rapor onlar verir. Çünkü niye? Onlar şu an evet, kendi illerine hakim. Bir takım illerden gelen duyumları ben biliyorum nasıl olduğunu. Mesela Bal Ligi'ndeki takımların kaldığını, işte Süper Amatör'deki takımların yine aynı kaldığını, işte takım çıkartıldığını, şampiyon olanların çıkartıldığını gibi birçok senaryolar var. İşte bu senaryolar aslında soru işareti. Yani buradan nasıl gidebiliriz? Atıyorum işte bir antrenörle veya bir yöneticiyle, takım yöneticisiyle görüştüğünüz zaman soracağı ilk soru ben ne olacağım? Evet. Herkes kendi düşünecek. Yani adam atıyorum mesela Develi Spor ve Bersin Spor kıyasıya bir mücadelenin içerisinde 3 puan fark var. İşte ikisi de şu an soru işareti. Mesela Bersin ben Develi ile oynayacağım mı? Şampiyonluk maçı yapacağım mı? Onu soracak. Develi de diyecek ki ben öndeyim. Ben Yahyalı ile şampiyon ilan edilip baraj maçı oynayacağım. Evet. Yani herkes kendini düşünecek. Atıyorum alt tarafa geldin. Sağlık Spor çekilmiş, Demir Spor çekilmiş. Acaba bu takımlar düşecek mi? Yoksa yine kalacak mı? Atıyorum onları düşürdük. Üstteki takımlar ne olacak? O iki takım ne olacak? Kalacak mı, inecek mi, düşecek mi? Yani bunların hepsi bir muamma, hepsi bir olasılık, hepsi bir ihtimal halinde. Bunları düşündüğümüz zaman da bütün soruların cevabını inşallah Cuma günü veya Erhan Hocam biraz önce söyledi. Biz İstanbul'da bir toplantıya katılacağız. Beraber gidiyoruz. Bugün inşallah kısmetse yola çıkacağız. İstanbul'daki o toplantıda da inşallah güzel bir duyum alırız. Kayseri hayırlı için. Haberlerle. Hayırlı haberlerle inşallah geliriz buraya. Herkese de bildiririz, anlatırız inşallah. İnşallah. Şimdi en önemli nokta şu. Yani örnek teşkil edecek bir vaka yok önümüzde. Emsalden yola çıkarak böyle olur veya böyle olmaz diyebileceğimiz bir durum yok. Çünkü daha önce bu hiç yaşanmadı. Yani ligler hiçbir, yani il bazında belki büyük aksiliklerle lig kalmıştır. Onun emsali vardır ama yurt genelinde tüm amatör liglerin bir sebeple tamamlanamaması gibi bir durum yok.
Yani böyle bir emsal olsa işte hani karar mercilerinin evet. önünde derlerdi ki bu zaman bu kararı almışız. Yani bu kararı almışız. Yine bunu uygulayalım. Evet. Yani bu yer ligi oynanmamış sayalım. Herkes gelecek sezon aynı liglerinde devam etsin. Ya da işte öndekileri şampiyon, alttakileri düşmüş ilan edelim. Böyle devam edelim diyebilirlerdi. Ama öyle bir emsal de olmadığına göre bu konuda alınacak en önemli karar emsal olma niteliği taşıması. Evet. Allah göstermesin. Bu şey devam ettiği zaman virüs veya salgın, pandemi devam ettiği sürece liglerin şu anda önümüzdeki sezon dahil muallakta. Evet. Çünkü şimdi vaka sayıları yeniden artıyor. Evet. Biz bu seneyi tamam oynamayalım diyoruz ama fazla bir süre yok gelecek sezona başlamak için. Seneye ne yapacağız o da var. Şimdi Eylül'de, Ağustos'un sonunda veya Eylül'de yeni sezona başlamanız gerekiyor. Yani şu anda yani, hiç kimse sezon planlaması yapamıyor yani. Mesela. Ne olacağı belli değil çünkü. Hadi bu sezonu çözdük yani, bir şekilde. Şöyle bir şey de olmadı değil mi Erhan Hocam? Şimdi Sayın Başkan Musa Soykarcı işte böyle bir ASKF başkanlarının bir toplantısı olacağı üzerine işte kulüp başkanlarıyla bir telefon görüşmesi veya bir ikili görüşme yapıp böyle bir toplantı var. Ne yapalım? Oynayalım mı? Oynamayalım mı? Hayır öyle bir şey olmadı. Tarzında bir şey de olmadı şimdi değil mi? Musa Başkan oynayalım mı oynamayalım mı diye sorması şey değil. Şundan ziyade sordum Erhan Hocam. Şimdi takımlarda bir saha krizi var. Evet. Şimdi idman yapanlar var, yapamayanlar var. Buna istinaden. Ona şöyle açıklık getireyim. Şimdi bir başkanın kulüp başkanlarına veya hocalarına veya yöneticilerine şunu sorduğu zaman bir beklenti içerisine girer kulüpler. Yani başkan dese ki ya işte toplasa kulüp başkanlarını ve yöneticilerini dese ki işte arkadaşlar Kayseri için işte biz toplantıya gideceğiz. Sizin de şeyleriniz nedir? Oynayalım mı oynamayalım mı diye bir evet. soru sorarsa şimdi çoğunluk atıyorum orada oynamayalım dedi. Bu sefer bu oylamadan sonra bu fikirden sonra ortaya şu çıkar. Beklenti içerisine girer kulüpler. Yani derler ki biz oynamayalım kararını aldık Kayseri olarak. Bunu da başkana ilettik. ASKF başkanımıza ilettik. Büyük ihtimal oynanmayacak diye evet. burada bir dedikodu döner. Musa. Ama işte bunun için de şu lazım. Nasıl olması gerektiğini söyleyeyim. Başkan yine toplantı yapacaktı. Ama böyle bir soru sormayacaktı. Yani oynatalım mı oynatmayalım mı diye bir şey demeyecekti. Diyecekti ki arkadaşlar fikriniz nedir? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Şablon... İşte bizim şu anda süper amatör, birinci amatör ve ikinci amatörün şablonu ortada. Sizin fikirleriniz nedir diye bir fikir alışverişi yapabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama ben zaten bunu daha öncesinde de söyledim. Yapmalı dedim. Ama böyle bir şey yapılmadı. İşte, direkt toplantıya katıldı yani. O da var. Sedat o dönemde söyledi. Ben de ona şu muhalefet şerhini koymuştum. Bak yine aynı şeyi söylüyorum. Yani Musa Başkan'a orada oynatalım mı oynatmayalım mı diye sormazlar. O nedenle Musa Başkan'ın da kulüplere oynatalım mı oynatmayalım mı sorması abesle iştigal evet. olur. Evet. Çünkü orada oynatılıp oynatılmama kararını şubelere bırakmayacaklar. Yani TAS Genel Merkezi, Federasyon, işte Sağlık Kurulu alınan kararla ona göre oynatılıp oynatılmayacağı karar verilir. Ben Sedat'a şurada katılırım. Hani öyle bir toplantı yapılır. Der ki Musa Başkan. Bundan sonra söyler. Böyle bir toplantıya gittik. Oynatılmama kararı çıktı. Yani genel merkez, TASK, federasyon falan bunu oynatmıyor arkadaşlar. Nasıl yaparız? Bu ligi nasıl bitirebiliriz? Yani herkesin gönlünü nasıl edebiliriz? Orada böyle bir görüş sorabilir. Toplantıdan döndükten sonra çıkacak karara göre. Ligler oynatılacaksa zaten sorun yok. Zaten ne dedik hocam biz? Yani. Dedik ki mesela ligler oynanacak 18 Temmuz açıklaması yapıldıktan evet. sonra dedik ki bunu kararını veren TASK. Yani bunu hiç herhangi bir ilin ASKF'si başkanı bunu şey almadı. Yani kararını almadı. Alamazdı zaten. Böyle bir şey de yok. Bunu TASK kararını verdi. Federasyon aşağıya işte TASK'a dedi ki böyle böyle olacak dedi. TASK da bütün federasyonlarına dedi ki bağlı bulunduğu federasyonlara 18 Temmuz'da oynayacağız dedi. Bal Ligi ile bağlı bulunduğu süper için amatör. Dedik. Süper amatör için. Bal Ligi ile bağlı bulunduğu için, birlik olduğu için dedik, söyledik. Bu lafları, bu kelimeleri kullandık. Ama şimdi olay daha farklı. Yani şimdiki olay daha farklı. Benim şahsi kanaatim oynanmayacağı yönünde. Benim şahsi evet. kanaatim. Şimdi artık yani amatör camia içerisinde de bu ağırlık kazandı. Yani oynatsanız bile hiçbir verim alamayacaksınız. Çünkü herkes kafasında bu liglerin oynatılmayacağını
artık temayül etmeye başladı aklımda. Ama hocam kimse de şunu görüyoruz, beraber içindeyiz camianın. Kimse de istemiyor oynamayı. Yok, kesinlikle. Evet. Yani kimse istemiyor. Yani bugün aynı konu üzerinde bir organizasyonda birçok hocayla görüştük, konuştuk. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani lig bitmeli diyor. En doğru karar oynatılmaması. Evet. İşte asıl nokta oynatılmamasından sonra başlıyor. Ya zaten oynatıldığı zaman format açısından bir sıkıntı yok. Sağlık açısından büyük problem var. Bunun altına da çizelim. Evet. Sağlık açısından büyük sorun var. Ama format açısından hiçbir sorun yok. Niye? Oynanacak, küme düşen düşecek. Şampiyon olan şampiyon olacak. Hiçbir sorun yok. İşte formattaki deformeler, bozulmalar eğer oynatılmazsa başlıyor. Bu ligler oynatılmadı, bitti, iptal ettik. Bundan sonra ne yapacağız? İşte bütün herkesin... Evet. Asıl soru bu da. Şimdi burada herkes görüş ayrılığına düşüyor. Evet. Biri diyor ki hani beyaz sezon ilan edilsin, herkes gelecek sezonda bu oynatılmamış sayılsın. Gelecek sezon herkes aynı liginde oynasın. O biri diyor ki arkadaş ben şampiyon oldum, ben üst lige çıkma hakkını elde hocam, ettim. Hocam çok kısa diyor. Bir şey soracağım. Yani gerçekten bilmediğim için soruyorum bu soruyu. Birinci amatör oynandı. Evet. Birinci amatörde şampiyonluğu hak etmiş takımlar var. İşte bu tarafta Başakpınar, Yavuzspor, bu tarafta Osebe Atletikspor orada ikinci belli değil. İkinci belli değil ama sonuçta bu üç takım netleşti. Yani hı-hı, bunlar şampiyonluğunu garantiledi. Bu yani demokrasiden yola çıkıyorum. Sadece ben beyin fırtınası yapıyorum. Acaba bu hak edilmiş bir şey. Başarı. Başarı, hak. Yani bu hani biz şeyden gidiyoruz, iptal edilirse ligler. Liglerin iptal edilmesi demek şudur. Bu liglerin oynanmamış kabul eder. Bütün takımları devam ettirir. Yani iptal edilmesi budur. Şimdi eğer böyle bir şey varsa, olursa ki ihtimallerden gidiyoruz yine. Acaba birinci amatörde şampiyonluğu hak etmiş takımları üst lige alırlar mı? Veya almalılar mı? Böyle bir soru gelir. Mesela ben orada yine empati yapıyorum. Birinci amatörde şampiyon olmuş bir takım olsam, böyle bir şey olsa, ya ben hak etmişim, ligimi bitirmişim. Pandemi mandemiden önce ben ligimi bitirmişim, şampiyonluğumu hak etmişim. Sen benim kupama ismimi bile yazmışsın. Evet. Derim ben yani, yönetici olsam, başkan olsam bunu derim. Bunun ipuçlarını da şuradan çözebiliriz hocam sanki. Musa Soykarcı Başkan son dönemde, mesela bizim programımızda bağlandığında 16 takım yapmak istiyorum dedi. Evet. Evet. Hatta bu pandeminin başladığı dönemlerdi bunun dillendirilmeye başlaması. Hocam paralelinde hatta lafını unutma. Hatta bir duyumda da 20 yapacağım. 20. Evet. Onarlı iki grup halinde. Yani hatta keşke şu anda Başkan Soykarcı orada ve çarşamba günleri bizim programın olduğunu biliyor. Keşke bağlansa da oradaki gelişmelerden az çok bize haberdar etse. Vallahi şu an o toplantının içinde senin programını düşünecek. Yok, en azından belki bir ara vardır. İşte bir oturum arası verilmiştir i̇şte saatlerini, vesaire. Programı saatlerini bilsek belki yine ararız ama evet, saatlerini de bilmiyoruz ki. Yani en azından bir böyle hani ortamı koklardık. Evet. Yani söylediği yani cümlelerden gerçekten çok iyi olurdu. Eğer izliyorsa veya ulaşan birisi varsa iletirse de İnşallah. Bağlamaya hazırız, hemen bağlayalım. Evet. Yani oradaki havayı teneffüs eden kendisi, en iyi bize aktaracak olan da kendisi. Yani bütün bu sorular bir anlamda belki biraz daha böyle şey olabilir de. Özellikle bu biraz önce bahsettiğimiz 20 takım, 16 takımdan dolayı söylüyorum. O senin demin dediğin konu, yani birinci kümede şampiyon oldular. Lig tescil edildi. Onlar alınmalı mı? Hani sen, ben de antipati yapıyorum. Benim takım şampiyon olsa ben de oraya gelmek isterim. Çünkü hak ettim. Bir sezon oynadım. Eksiksiz bir sezonu oynadım. Şampiyon oldum. Oraya gelmek isterim. Yani. Ama ipucu da şurada hocam. Bana sorarsanız eğer ligler oynanmazsa, iptal olursa gelecek sezon süper amatör kümesi. Ya 16 takım ya 20 takım. Şampiyonlar gelecek. İkinci kümeden de oradan da şöyle bir ipucuyla hani bu konuyu bağlamaya çalışalım. İkinciler. Mesela ikinciler, üçüncüler, dördüncülere kadar çıkarılma gibi bir durum olabilir. İstanbul'da örneği var. Mesela bunun dördüncüleri çıkardılar. İstanbul'da dördüncü çıkarttı. Bursa'da üçüncüler çıktı. İkinci kümede üçüncüler çıktı. Yani bizde de böyle bir şey. Evet. Yani birinci kümeden üç takım alınabilir yukarıya. Bir üç takım, çünkü hani bir baraj maçı var. Eğer maç oynatmayacaksak hiç. Evet. O iki takımdan birini çıkaramazsınız. Ne Gültepe'yi çıkarabilirsiniz, ne Kayseri gücünü çıkarabilirsiniz. Hocam onların belki oradan şöyle bir geçenlerde anlattık ya bu olayı. Belki orada hani iki takım da hak ettiğiyle alakalı bir şeyler var. Yani bütün kamuoyunun ortak bir şeyi var. Yani mesela bana sorarsanız ikisi de hak etti. Hangisi yani playoff oynasa
Hangisi çıkamasa üzülürsün. Yani Gültepe de çıkamasa üzülürüz. Kayseri Gücü de çıkamasa üzülürüz. Bu böyle. Yani herkes ya onun için hem fikir. Onun için 6 takım çıkartma ihtimalleri olabilir yani, orada da. Yani oradan 3 oradan 3 çıkartacaklar. Oradan da 3 oradan da bir takım ekleyecekler. Ligden de düşme kaldırılır. Evet. Ligden çekilen takımlara da piyango vurur. Aynen. Sağlıkspor ve Demirspor'a. Evet. 14 takım, 6 takım da alttan gelir. Süper amatör küme seneye 20 takımla. 20 takımla yoluna devam eder. AB grubunda devam. Birinci kümenin de oradan tamamlanması için ikinci amatör kümede ilk 3 takımı alırsınız. Oradan 6 takım eksildiğine göre buradan da, ama bu sefer düşmeyecek takımlar da var. 4 takım da alabilirsiniz. Şimdi ikinci kümede 3 grup mu vardı? 3 grup var. Tamam, o zaman 3'er takım alsam bile şey yapabiliyor. Hocam 2'şer takım alırlar oradan. 3 olmaz. 2, 4, çünkü 6, ama bu sefer ligden düşen de olmayacak hocam. Orası yine eksik kalır. 6 takım alırsak. Yani orada 8 kalsa, takım çıkarmam hocam, lazım. Hocam ikinci kümede şöyle olur. Bak ikinci kümedeki olay. Şimdi 3 mesela 10, 29 takım var ikinci kümede. Bugün oradan 2, 4, 6 takım alırsan 23 takım kalır. Seneye 2 grup yaparlar. Çünkü şunu söylüyorum. Takım düşmediği için. Çünkü şunu söylüyorum. Şimdi birinci amatör kümeden 6 takımı çıkardınız. 20 tamam. takım vardı. Kaldı 14 takım. Nerede? Birinci amatör kümeyi söylüyorum. Önce ha, birinci bir, amatör. Önce bir birinci ha. amatör kümeyi tamamlayalım. Şimdi süper amatörü 20 yaptık. Tamam. İlk 3'leri aldık. Düşmeyi de kaldırdık. Tamam. Orayı 20'ye tamamladık. Bu 20, sefer kaldı 14. orada 14 takım. Evet, 14 takım. Değil mi hocam? Evet. Hatta 13 takım kaldı. Bir tanesi işte o ligden çekilenleri şey saymıyoruz. Onlar devam edecek yine. Onlar devam edecek. O süper amatörde çekilen, süper amatör kümede çekilen nasıl devam ediyor? 14 takım. Birinci amatör kümede de çekilen ne olacak? 14 takım. 20 takıma tamamlamamız lazım. Tam işte 6'şarlı 3 gruptan 2'şer takım çıkarırsan 6 takım 14 var. 6 takım da getiriyorsun 2. kümeden 20. A ve B grubu 2 grup yapıyoruz. 2 grupta yapıyoruz. Bu sefer 2. amatör kümeyi bak süperi tamamladık. 1. kümeyi tamamladık. Kaldı 2. amatör küme. 2. kümede de 2. kümeyi de bu sefer 2 grup halinde oynatabilirsin. 2. kümede de 29 takım var. 6 takım aldık. 23 takım kaldı. Bir grup 12'li bir grup 11'li. 23 A ve B grubuyla. İkinci kümeyi de öyle bağlayabiliriz. 8 de olsa. Ya gelecek sezon belki yeni takımlar falan da katılabilir. Peki, 8, 16, 24 de tamamlanabilir. 8'li grupta peki, yapabiliriz. Erhan Hocam bundan sonraki süreçte ASKP başkanlığı düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Açıkçası kendi adıma öyle bir düşünceyim. Gerçekten bunu samimi olarak soruyorum. Yani atıyorum bundan sonraki süreç için değil de. Yani şöyle önümüze baktığımız zaman Allah uzun ömürler versin. Spor camiasında da uzun elbette süreci ki yani varsa. Ki ben de kendi hayatımda ömrümde belirli planlamalarım var. Ama bunun içerisinde net olarak söylüyorum yani ASKF başkanıyla ilgili bir planlamam şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra da olmaz diye düşünüyorum. Yani şu ana kadar olmadı. İleride ne getirir peki, bilmem ama hadi insanlara Erhan deseler böyle bir kere herkeste hani böyle hizmet edebilmek farklı bir olaydır. Evet. Tamam mı? Hizmet etme aşkı olabilir ama bunu becerebilmez farklı bir olaydır. Bu zamana yayılacak bir olay. İleride hani tekrar yeni hedefleri revize edersiniz. O ayrı bir şey ama şu anki hedefimde öyle bir şey yok. Evet. Sedat Hocam. Aynı soruyu bana mı sordun? Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Teklif etsinler değerlendireyim bakalım. Ciddi mi? Değerlendirmek lazım. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben sporun her işi... Yani... 32. maddeyi kaldırırsak tamam hocam. Şimdi şöyle bir şey var. Ben sporun ilk antrenörlüğe başladığım zamanı hatırlıyorum. Futbolculuk dönemimi geçiyorum. O zaman bir şampiyonluk yaşadım. O şampiyonlukta bir gece yapıldı. Bana mikrofonu verdiler. Dediler ki yani düşüncelerin ne dediler. Ben aynen şu cümleleri kurdum. Dedim ki ben sporun içinden biriyim. Ben sporun içinde sürekli olmak istiyorum. Ömrümün yettiğince, Allah sağlık verdiği evet. sürece spor camiasının, sporun içinde olmak istiyorum. Bunun adını malzemecilik koyarsınız. Bunun adını antrenörlük koyarsınız. Bunun adını masörlük koyarsınız. Evet. Bunun adına yöneticilik koyarsınız, başkanlık koyarsınız. Yani ne koyarsanız koyun adını. Ben bu camianın içinde olmak istiyorum. Evet. Ve sağlığım yettiği kadarınca da bu camiada hizmet etmek istiyorum. Evet. Görevler değişebilir. Yani antrenörlük yaparsınız, yöneticilik yaparsınız, başkanlık yaparsınız. Evet, ama takım isimleri değişebilir. Takım Hı. isimleri değişiyor zaten. Yani sıkıntı da yok onda. Ama evet. dediğim gibi ne olursa olsun bu camianın içinde olmak, hizmet etmek gençlere ya da doğru bildiklerimizi ya da doğru olacağına inandığımız şeyleri yapmakla alakalı gerçekten önemli bir gayret içerisindeyim. Şu an antrenörlük yapıyorum. Yarın belki başka şeyler yaparım. Evet. Ama şunu bilsin ki herkes, Sedat Bulut olarak ben sağlığım el verdiği sürece
Ömrüm yettiği sürece de spor camiasına hizmet etmek taraftarıyım ve bunda canı gönülden ve yürekten istiyorum. İnşallah. Şimdi hedefler böyle şey gitmek lazım. Birden çok uçmamak lazım. Yani şimdi gittim. Antrenörlük yaptık, yöneticilik yaptık. Önce bir de kulüp başkanlığı yapalım. Yani bir kulüp düşünüyoruz. Önce şimdi hocam bak yani hocam bir, doğru söylüyor. Bir kulüp şimdi, düşünüyoruz onu da söyleyelim. Önce bir de o yönetimde kendimizi görelim de. HSKF de bir dernek. Yani, kulüp de bir dernek. Şimdi yani. Önce hocam doğru söylüyor. Küçük derneğe bir yönetelim. Yani. Eğer olursa. O zaman kapasitemize bir bakalım. O zaman şöyle mi diyelim? Çıraklığını yapmadığımız kesin, hiçbir şeyin kesin ustalığına. Bak bu ben buna yani bu büyüklerimizin atalarımızın sözüdür. Evet. Çıraklığını yapmadığın için ustalığına soyunmayacaksın. Evet. Ustalığı yapmayacaksın. Evet Sedat hocam programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Bir izleyicimiz mesaj atmış. Demiş ki iyi akşamlar. Biraz konu dışı olacak ama Talas sosyal tesislerinde yüzme kursu için normal vatandaşın çocuğuna 3 aylık 350 TL ama AGÜ'de öğrenci ise belediyede 175 TL. Erciyes'te okuyorsa indirim yok. Asgari ücrette ise indirim yok. Bu nasıl bir iş? Yorumlar mısınız? Benim çocuğum Erciyes Üniversitesi'nde öğrenci müracaat etmiş ama indirimi yine zengine yapmışlar. Hocam bak buna şöyle söyleyelim. Şimdi bizim arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Programımızı izliyormuş. Yorum içinde, sorusu içinde teşekkür ediyorum. Ama bunu şöyle yapmamız lazım. Şimdi her gelen bilgi doğru değildir. Tamam vatandaşımız, arkadaşımız belki böyle bir şeyle karşılaşmış ama bunun asıl kaynağını yerinden öğrenmek lazım. Eğer bizi haftaya gerçekten dinlerse bu soruyu not alalım. Haftaya ben bunu detaylı bir şekilde anlatayım. Hatta yardımcı bile olalım arkadaşımıza. Öyle tamam. Söyleyeyim. Tamam öyle yapalım. Tamam. Zaten şu anda bizde numarası mevcut. Tamam. Ama eğer dediği doğruysa hani asgari ücret diye bilmiyorum. Evet. Halbuki demiş. Bak onu bilmiyorum ama çünkü insanlar hani geliriyle alakalı belki belediye bir düzenleme yapamaz ama yani üniversiteler arasında fark olması bile ilginç. Evet. Yani Abdullah Gül Üniversitesi'ne gidene indirim yapacaksınız. Evet. Erciyes Üniversitesi'ne o da hocam, öğrenci, o da öğrenci. Orası spor aşıya yani, bağlı değil mi? Talas hangi tesis bilmiyorum. Hangi tesis acaba? Talas Belediyesi olabilir yani. Tesisi söylememiş. Şu an sadece Talas'ta sosyal tesislerinde yüzme kursu için. Hocam Talas sosyal tesislerinde yüzme benim bildiğim şey de var. Spor AŞ'nin var. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir şey içerisinde olacağını zannetmiyorum. Bak ihtimal evet. İhtimalleri değerlendiriyorum. Tabii ki inanıyoruz kardeşimize. Yani böyle bir şeyle karşılaşmıştır. Kabul ediyoruz. Ama bu yanlıştan dönülür onu söyleyeyim. Böyle bir hani hem AGÜ'de şey yapanlara, okuyanlara 175 lira, RGS'de, 150 liraya %50'ye tekabül ediyor. Şimdi gerçekten hani bu ilginç ama şunu da söyleyelim. Hani üniversite ben ilk başta çok sert yaptım galiba üniversite. Ama aklıma şimdi bir de şöyle bir şey geldi. Acaba hani AGÜ Üniversitesi yönetimi anlaşma yapıp da sözleşme yapmış yani, olabilir. Bu sefer hani AGÜ öğrencilerine. Tabii. Ama bu sefer biz şeye değil, belediyeye değil, üniversitelerin evet, yönetimlerine burada top atmamız gerekiyor. Hocam bir de şöyle yani bir şey. Öyle çok önünü araştırmak lazım. Onun için dedim yani, yani. Bir sonraki programa bırakalım diye ben detaylı araştıracağım onu. Kardeşimizin ismi varsa. Numarası falan mevcut. Numarası hocam mevcutsa ona da dediğim gibi haftaya bizi takip etsin yine çarşamba günü. Tamam. 9'da. Yani ulaşalım. Biz ona gerçekten detaylı bilgileri verelim. Hatta yardımcı da olalım. Hatta şunu da söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi'nin biraz önce Erhan Hocam dedi ya hani anlaşmalı var mı evet diye. Büyükşehir'in böyle bir şey, spor AŞ'nin böyle bir şey yapması zor yani. Zannetmiyorum. Evet. Yani AGÜ ile anlaştık. Hani yönetim olarak orayla anlaştık. Oraya %50 indirim yapıyoruz ama atıyorum Erciyes Üniversitesi'ne evet yapmıyoruz. O yapmama değil. O başvuruyla alakalı. Başvuru da olabilir ama. Çünkü AGÜ başvuru yani öğrencilerinden talep gelir, yönetim olarak başvurur. Evet. Belediyede iyi niyet göstergesi olarak başvurdunuz. Biz de böyle bir indirim yaptık der. Ama Erciyes Üniversitesi'nden böyle bir teklif gitmez. O zaman dediği gibi yani, bu sefer üniversite yönetiminle izleyenimiz alakalı. Hani belediyeye veya işte orayı kim işletiyorsa ona değil, üniversite yönetimine biraz yüklenmesi gerekecek. Ama onu araştırıp söyleyelim. Detaylı, gelecek hafta detaylı bilgi verelim. Dediğim gibi yardımcı da olalım. Zaten kardeşim, arkadaşın numarasını da göndermiş. Çocuğumun numarası. Hı. Buradan ulaşabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz diye. Tamam. Sedat Hocam, bu haftanın da sonuna geldik. Son olarak toparlamak istersek, neler söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim, biraz seçim ağırlıklı konuştuk. Seçimden en son kapanışta öyle yapmak istiyorum. Biz adaletli ve demokrasiye uygun bir seçim olmasını istiyoruz. Evet.
Bunun için de girişimler yapılmış zaten Kayseri'deki büyüklerimiz tarafından. Allah razı olsun. Yine tekrar teşekkür ediyoruz. Kazananın Kayseri amatörün olduğu bir dönem olsun, bir zaman olsun. Barışlar, yani küslükler olmasın. Öyle istiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Yani şu anda bizim öyle çok eski seçimlerde düşündüğümüz zaman çok böyle kalplerin kırılmadığı, herkesin kendi reyini hür bir şekilde dile getirebileceği bir seçim ortamı, seçim atmosferi olur. İnşallah böyle olur diye sözlerimi tamamlamak istiyorum. Efendim, değerli yorumlarınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Erhan Hocam. Hocam, hani seçimle kapattı. Ben de son konuştuğumuz konu olan hani liglerin oynanıp oynanmayacağı. Evet. Eğer ligler oynanmazsa umarım geniş çaplı bir istişareyle liglerin nasıl önümüzdeki sezona taşınabileceği hakkında yani tüm amatörlere söz hakkı vererek, yani mümkün olduğu kadar geniş kitleye ulaşılarak daha az insanın kalbini kırarak bu işi yapabilmeyi temenni etmek istiyorum. Efendim, ben de değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Efendim, amatörün sesinden bize ayrılan sürenin bu haftalıkta sonuna geldik. Biz programımızın en başında söylediğimiz gibi bizim için A parti, B parti, C parti hiçbir önemi yok. Kişi isimlerinin hiçbir önemi yok. Spor adına emeği geçen kim varsa biz programımızın başında AK Parti Kayseri İl Başkanı Sayın Şaban Çopro'yla birlikte açtık ama onun vesilesiyle spora emeği geçen MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy'la birlikte emeği hangi spor dalı olursa olsun emeği geçen tüm değerli büyüklerimize biz buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz ve yine söylüyoruz, kişilerin burada hiçbir önemi yok bizim için. Bizim için önemli olan spor camiasına gerçekten o gençlere faydalı bir gelecek sağlamaları. Bunun için de gerek ASKP seçimlerinde olsun, gerekse bundan sonraki seçimlerde olsun, insanların birbirlerini üzmeden, kırmadan, hakaret etmeden bir seçim olması dileğiyle, bir seçim olmasını diliyoruz. Biz buradan tüm amatör sporları adına. Efendim, başta da dediğimiz gibi bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik. Haftaya biz tekrar aynı saatte yine değerli hocam Sedat Bulut hocamla ve Büyük Kayseri Gazetesi Spor Müdürü Erhan hocamla birlikte yine biz bu ekranlarda olacağız. Yine konu ve konuklarla burada olacağız. Efendim, bizleri izlediğiniz için, vaktinizi harcadığınız için biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Gözünüz TV1'de olsun.